Merhaba Habertürk izleyicileri. Güzel bir hafta sonu dileklerimize başladığımız Teknolojik'te her hafta olduğu gibi son teknoloji ve oyun dünyasından haberlerle karşınızdayız. Akıllı park sistemi, gigabaytları artan bellek kartları ile terabaytları artan sabit diskler, Twitter'da yaşanan hareketlilik, Aselsan'dan drone avlayan sistem ve daha fazlası bu hafta haberlerimizde yer alıyor. Oyun sektörü ise geçtiğimiz hafta belirttiğimiz üzere şu sıralar aktif bir yanardağ gibi. Bu hafta yeni PS4 Pro'yu beklerken Call of Duty serisinin oyununu ve League of Legends Dünya Şampiyonası'nı atlamadık. 5 jetonda Call of Duty serisinden 5 oyuna yer verirken haftanın oyununda merakla beklenen ve başarılı bir çıkış yakalayan Osmanlı Devleti'nin de yer aldığı Battlefield 1 var. İşte Teknolojik başlıyor. Since you're in the club now, you get to wear the hat. Love you, Dad. I love you. Yasa dışı olmalarına rağmen online dizi ve film izleme sitelerinin yaygınlaşması, telif hakları ihlallerini ve bu konudaki mağduriyetleri artırdı. Uyarılara ve yasalara rağmen büyüyen siteler, geçtiğimiz günlerde Walking Dead'in yayın hakları nedeniyle verilen adli kararlarla geri adım atmak zorunda kaldı. Veri güvenliği açısından online dizi sitelerinin güvenilirliği tartışıla dursun, sevilen dizilerden Yürüyen Ölüler'in yeni sezonu kaldırıldı. Türkçe altyazılarında telif ihlaline takıldığı olayla sadece dizinin bölümleri değil, aynı zamanda altyazı sitelerindeki Türkçe çeviriler de artık yayınlanamayacak. Diziye altyazı hazırlayan kullanıcılar Twitter'dan paylaştıkları duyurularla yasal uyarılar nedeniyle dizi çevirilerini yapmayacaklarını belirtti. Bakalım yayın platformlarının uygulama ve kendi web siteleri üzerinden verdikleri yayınlarda bu durum etkisini gösterecek mi? Benzer bir şikayet sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan spor müsabakaları yayınlarında görülüyor. Bu konuda çalışmalar sürerken 2017'de Cisco'nun geliştirdiği korsan yayını önleme sistemiyle engel olunacağı belirtiliyor. İzleyenler tarafından gözle görülemeyen, seyir zevkini etkilemeyen yayın kimliğiyle Cisco'nun yazılımı sosyal medyayı ve internet sitelerini tarayarak kaçak yayınların kaynağını tespit ederek yayını kesebiliyor. Kaçak yayın yapan kişiler sistem tarafından engellenerek kara listeye alınıyor. Kişisel ulaşım servisleriyle taksilerle karşı karşıya gelen Uber, sürücüsüz araçlara yaptığı yatırımların ardından şimdi de uçan araba konusunda harekete geçti. 10 yıl içerisinde hayata geçirmeyi planladığı kişisel hava araçları projesi, şirketin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan tanıtım metniyle ortaya çıktı. Uber'in Elevate ismini verdiği araçlar küçük uçakları andırıyor. Saatte 240 km hıza ulaşacağı söylenen aracın birden fazla yolcuyu tam 160 km boyunca hiç durmadan taşıması hedefleniyor. Şirket normal bir arabayla yaklaşık 2 saat süren San Jose San Francisco yolculuğunu böylece 15 dakikaya kadar indirmeyi planlıyor. Tanıtım metnine göre Elevate, dikey havalanıp inebilen yapıya sahip olacak. Sabit kanatlar ve pervaneler yardımıyla uçacak olan araç, çok hafif olacak ve çok sessiz çalışacak. Bir helikopterden 15 desibel daha sessiz olacağı belirtilen araç, otonom olarak yani pilot olmadan yol alabilecek. Ancak güvenlik amacıyla ilk yıllarda kokpitte pilot bulunması söz konusu. Dünyada sosyal medya denince akla gelen iki isimden biri olan Twitter, geçtiğimiz hafta gerçekleşen işten çıkarma haberlerinin yanı sıra popüler kısa video serisi Vine'ı kapatacağını açıklamasıyla gündeme oturdu. Bilindiği üzere Vine kliplerin yüklenebildiği bir video içerik sistemiydi. Twitter, video içerik alanında aynı zamanda Periscope'a da sahip. Facebook, Snapchat ve Instagram'a kıyasla daha yavaş büyüme grafiği çizerek geride kalan Twitter, son bir yıl içinde değerinin %40'ını da kaybetmişti.
Google, Facebook ve Walt Disney tarafından satın alınacağı belirtilen Twitter'ın bu amacı da şimdilik başarıya ulaşamadı. Gelirleri geçtiğimiz günlerde açıklanan Twitter, beklentileri aştı belki ancak işten çıkarmalar devam edecek. Geçen yıldan bu yana ekonomik sıkıntılardan bir türlü kurtulamayan Twitter, yeniden işten çıkarma kararı aldı. Böylece toplamda iş gücünün %15'ini kesmiş olacak. İlk olarak geçen yıl 336 çalışanının işine son veren Twitter, şimdi de iş gücünün %9'unu kesmeyi planlıyor. Firmanın 3800'e yakın kadrosu var. İşten çıkarmaların toplamda 300 civarında olması bekleniyor. Böylece kalan çalışanların üzerine daha fazla yük binme olasılığı ortaya çıkıyor. Haftanın oyunda merakla beklenen oyunlardan birisi var, Battlefield 1. Oyunlar her geçen gün geleceğe yönelirken Battlefield 1'de farklı bir rol izledi ve 1. Dünya Savaşı'na gitti. Osmanlı Devleti'nin de bulunduğu oyun çok konuşuldu ve konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Tarihi ne kadar doğru yansıttığını bir kenara koyarsak, oyun dönemin silahlarını ve savaşın olumsuz yanlarını çok iyi grafik ve oynanışla yansıtmayı başarmış. Bu hafta Teknolojik'te haftanın oyunu köşemizde oyun dünyasında büyük etki oluşturan Battlefield 1 var. İleri seviyede geliştirilmiş grafikleri ve devasa haritalarıyla oyuncuları büyük ölçüde etkilemeyi başaran oyun, geçtiğimiz haftalarda piyasalara giriş yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın sahnelendiği oyunda, çoklu oyuncu modunda Osmanlı Devleti'nin de yer alması oyunu bizler için olduğundan daha çekici kılıyor. Oyun her ne kadar grafik ve mekanik açıdan çok iyi olsa da içerik konusunda eksik kaldığı yönünde eleştirildi. Yapımda tarihin gidişatına göre açılması beklenen ve henüz oyunculara açılmamış modlar olduğunu hatırlatalım. Mevcut oyun modları ise dönemin savaş ortamının gerçekçiliğini yansıtması açısından gayet yeterli. Oyunla birlikte gündeme gelen Çanakkale Savaşı'nın gerçekçiliği üzerine tartışmalarsa sürüyor. BF1 hikaye kurgusunda sıklıkla savaşın yanlışlığına vurgu yapıyor, bunu oyuncuya hissettiriyor. Tarafsızlığı tarihi açıdan doğru mu yanlış mı yorumlanmış kısmı ise şu sıralar tarihçilerimize yöneltilmiş konular arasında. Battlefield 1'de önceki oyunlarında olduğu gibi hikaye modundan ziyade çoklu oyuncu moduna odaklanmış. Battlefield 1'de önceki oyunlarda olduğu gibi hikaye modundan ziyade çoklu oyuncu moduna odaklanmış. Seriye yeni dahil olan operasyonlar moduysa istediğiniz alanda savaşabildiğiniz birden fazla bölümü bulunan uzun soluklu savaş ortamı sunuyor. Gerek ticari, gerekse kişisel hobi amaçlı kullanımı her geçen gün hızla artan dronlar ya da diğer adıyla insansız hava araçları zaman zaman güvenliği ve özel hayatın gizliliğini tehlikeye atabilecek senaryolarda kendine rol bulabiliyor. Bu sebeple 2016 başında Amerika'da olduğu gibi ülkemizde de dronların kayıt altına alınması zorunlu hale getirilmişti. İHA'larla ilgili güvenlik risklerine karşı Aselsan'da ihtar adını verdiği bir çözümle kamu kurumlarının ve ticari bölgelerinin güvenliğine katkı sağlamaya hazırlanıyor. İhtar sistemi, uçuş izni bulunmamasına karşın yasaklı bölgelerde uçuş gerçekleştiren drone faaliyetlerinin önlenebilmesini sağlıyor. Menzili değiştirmek üzere yerleştirildiği bir kuleden 360 derecelik açıyla etrafına etkin koruma yapabilen ihtar sistemi, araçların tespiti ve takip edilmesi için radar sistemine hareketin kısıtlanması veya tamamen durdurulması için de karıştırma teknolojilerine sahip. Her türlü hava koşulunda görev yapabilen ihtar sistemi, İHA'nın kontrolünü de ele geçirerek istenen komutun uygulanabilmesine de olanak tanıyor. Aynı anda birden fazla sayıda insansız hava aracı üzerinde kontrol sağlayabilen ihtar, bilinen tüm mini dronlar ve model uçaklarla ticari amaçlı satılan küçük İHA'lar için işlevsellik sağlayabiliyor. Gerek GPS kontrollü, gerekse civardaki bir uzaktan kumandayla yönetilen dronlar, böylelikle ihtar sistemi tarafından ele geçirilebiliyor.
Akıllı otomobillerin bilgi güvenliği, sürüş güvenliğini de etkileyen oldukça önemli bir konu. Trend Micro, Microsoft'la birlikte geliştirdiği yeni yazılım geliştirme aracını IoT Expo etkinliğinde tanıttı. Yeni çözümle özellikle nesnelerin interneti konseptinin otomobillere uygulanmasıyla ortaya çıkan taşıtların interneti alanındaki gelişmiş veri güvenliği ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Trend Micro'nun yeni platformu, akıllı otomobillerin ağ bağlantısını güvence altına alacak yazılımların geliştirilmesini sağlayacak. 3G ve 4G, Wi-Fi, Bluetooth gibi bağlantılara sahip araç içi eğlence sistemleri ve kontrol ünitelerinin güvenliğinin üst düzeyde sağlanması hedefleniyor. Bu bileşenlerin siber saldırıya uğraması da normal siber saldırılarla aynı yöntemlerle gerçekleşiyor. Hackerlar taşıtın bağlantı bölümündeki yerleşik yazılımları hackleyerek tüm sisteme sızabiliyor. Şirket bu yazılım geliştirme platformuyla otomotiv endüstrisinin siber güvenlik açığını kapatmayı hedefliyor. Sizlere daha önce haberlerimizde de duyurduğumuz üzere farklı otomobil markalarının dışarıdan hacklenerek kontrol edildiği vakalar son dönemde sıklıkla karşılaşılan endişe verici teknolojik gelişmeler arasında yer alıyor. Vodafone ve Huawei işbirliğiyle hayata geçirilen Teknoloji Şehri İstanbul projesi kapsamında ilk pilot uygulama, Darbant'ta nesnelerin interneti teknolojisine dayalı, yarına hazır park çözümlerini daha önce dijital dönüşüm zirvesinde tanıtan şirket, çözümün ilk canlı testini İstanbul'da gerçekleştirdi. Test için asfalt altına sensör yerleştirilerek park halindeki arabanın bilgisi başarıyla takip edildi. Test sonucunda akıllı telefon uygulamasıyla park yerinin boş ya da dolu olduğu bilgisi uzaktan izlenebildi. Darbant'ta nesnelerin interneti teknolojisine dayanan akıllı park sistemiyle hem park yerinin durumu canlı olarak anında takip edilebiliyor hem de gidilecek lokasyondaki park yeri daha oraya varmadan bir uygulamayla rezerve edilebiliyor. Sistem park yerini rezerve eden aracı tanıyor ve sadece o aracın park etmesine izin veriyor. Bu özellik sayesinde İstanbullular gidecekleri lokasyondaki park yerini önceden rezerve etme imkanına sahip olabilecek. ...2007 yılında piyasaya çıkan ve Call of Duty serisinin en beğenilen yapımları arasına girmeyi başaran Modern Warfare Yenilenen Yüzü Modern Warfare Remaster oyunseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Gelen bilgilere göre yapının ve hikayenin bozulmadığı oyunda ufak ancak etkili bir takım iyileştirmeler yer alıyor. Yapımcı firmadan gelen açıklamaya göre PS4 Pro destekli oyun 4K grafik çözünürlüğüyle uyumlu olacak. Oyunda Call of Duty serisiyle özdeşleşen yüzbaşı John Price'ı tekrar görme fırsatı bulabileceğiz. PC, PS4 ve Xbox One platformları için şu günlerde Infinite Warfare'la birlikte çıkış yapacak Modern Warfare Remastered tek başına bir oyun olarak piyasaya sürülmeyecek. Oyunu oynayabilmek için Infinite Warfare'ın özel sürümüne sahip olmak gerekiyor. Yenilenen oyun için sisteminizde 4 GB RAM, 1 GB GeForce GTX 450 ve 55 GB depolama alanı gerekli. Akıllı telefonlar, gelişen kameralar ve her geçen gün artan veriler nedeniyle veri depolama ihtiyaçlarımız daha da artıyor. Üreticiler de bu ihtiyaçlara cevap vermek için boş durmuyor. Odalar büyüklüğünde bilgisayarlardan cep telefonuna kadar küçülen bilgi işlem dünyasından haberlerimizde şimdi parmağınızın ucunda 256 GB kapasite sunan micro SD kart ile masa üstünde adaptörsüz 8 TB sunan disk haberimiz yer alıyor. Müzik
Kingston mobil cihazlar için ekstra depolama alanı sunan 256 GB kapasiteli yeni microSD kartı microSD XC klasonu duyurdu. 12 megapiksel boyutunda yaklaşık 64 bin adet fotoğraf depolama alanı sunan microSD kart 976 dakika boyunca 1080p video kaydına da imkan tanıyor. Pek çok tablet, akıllı telefon ve aksiyon kameralar için uyumlu olan microSD XC Class 10, suya, ısıya, şoka ve titreşime dayanıklı olması sayesinde verilerinizi zorlu şartlarda dahi koruyor. 256 GB haricinde 128 GB, 64 GB, 32 GB ve 16 GB kapasite seçeneklerde bulunan microSD XC Class 10, 45 MB okuma hızı ve 10 MB minimum data transfer hızıyla dikkat çekiyor. Yüksek kapasite sunan, genellikle arşiv ve yedekleme diski olarak kullanılan masaüstü depolama cihazlarında yeni bir dönem başlıyor. Seagate'den gelen habere göre, geliştirdiği masaüstü depolama cihazı Innovate artık güç adaptörü kullanmadan çalışabiliyor. Innovate ile fotoğraf ve video koleksiyonları, önemli belge, proje ve benzeri kıymetli dijital veriler kolaylıkla yedeklenip bir adaptöre bağlı kalmaksızın depolanabiliyor. 8 TB kapasite sunan bir diskte ilk kez güç adaptörü kullanılmadan yeni USB bağlantı standardı 3.1 ile iletişim kuruluyor. USB bağlantısına sahip cihazda ayrıca Ignition Boost teknolojisi de kullanılmış. Böylece bu kapasiteye sahip bir masaüstü diskle ilk kez güç adaptörüne ihtiyaç duymadan çalışabiliyor. Risklere karşı dayanıklı olabilmesi için alüminyum tasarım tercih edilen Innovate, Full HD'nin ötesinde 4K kalitesindeki videoları saklamak ve yedeklemek için olduğu kadar artan veri boyutları nedeniyle daha büyük kapasiteye ihtiyaç duyanlar için geliştirilmiş. E-sporda gerek Türkiye'ye gerekse dünyada birçok gelişme yaşanıyor. E-spor denince akla ilk gelen oyunlardan biri olan LoL'ün dünya şampiyonası tamamlandı. Bu arada Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü de artık resmen e-sporda. Your defending champions, SK Telecom T1. Best of 5 serisi finallerinde Samsung Galaxy'yi mağlup eden SK Telekom T1, League of Legends Dünya Şampiyonası'nı ve 2 milyon dolarlık ödülü kazanan isim oldu. NBA takımlarından Los Angeles Lakers'ın sahası olan Staples Center'da gerçekleştirilen ve 18 binden fazla seyircinin yanı sıra milyonlarca online izleyicinin takip ettiği karşılaşmada 3-2 skorla finali kazanan Team Razer Sekate böylelikle tacını korudu ve 4 yılda 3 dünya finalini kazanmayı başardı. Kariyeri boyunca kazandığı başarılar ve istikrarı sayesinde LoL dünyasında Michael Jordan olarak anılan Lee Fakersang Hyeok, Amerika'da yapılan finallerden oldukça etkilenmiş. Bu yıl Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de girdiği e-spor arenası Türkiye'de de daha heyecanlı geçecek gibi görünüyor. Oyunseverler için daha kaliteli grafikler ve daha pürüzsüz bir görüntü sağlamayı amaçlayan PlayStation 4 Pro, dünyayla aynı anda Türkiye'de önümüzdeki hafta satışa çıkacak. HDR ve 4K desteği sunan Pro oyun konsolu daha net görüntüler sunmak üzere geliştirildi. Merkezi işlemci ve grafik işlemcisiyle sistem mimarisinin performansı ve yetenekleri artırılmış. Böylece oyunlarda detaylı grafikler ve gelişmiş görsel keskinlik sunabiliyor. PS4 Pro ile 4K destekli televizyon sahipleri bu çözünürlükle oyunları daha yüksek kalitede oynayabilecek. Ayrıca Netflix ve YouTube gibi 4K video hizmetleri sunan servisler üzerinden video seyredebilecek.
Programımızın sevilen bölümlerinden 5 jetonda bu hafta bir yeni bir de yenilenmiş oyunda yeniden ekranlara dönen Call of Duty serisi var. İşte serinin öne çıkan oyunlarından 5 tanesiyle Call of Duty serisi 5 jetonda karşınızda. Teknolojik'te bu hafta 5 jetonumuzu geçtiğimiz hafta yeni oyunu tanıtılan Call of Duty serisine harcayacağız. 5 jeton köşemizde çıktığında video oyun dünyasında çığır açan serinin ilk oyunu Call of Duty ile başlıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan Call of Duty'de olaylara İngiliz, Amerikan ve Sovyetler Birliği piyadelerinin gözünden bakıyoruz. Birçok yeniliğe imza atan oyunun çıkış tarihi ise bundan 13 yıl önceydi. İkinci jetonumuzu Call of Duty Modern Warfare'a harcıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda geçmeyen bu oyun adından anlaşılacağı üzere modern zamanlarda ve konum olarak Azerbaycan dahil farklı bölgelerde geçiyor. Oyunda İngiliz ve Amerikan komandolarını canlandırıyorsunuz. Modern Warfare'dan bir hayli beğeni toplayan oyun, daha iyi bir başarıyı Call of Duty Modern Warfare'ın ikincisinde yakaladı. Oynanış prensibi hemen hemen aynı olsa da farklı bölgelerde ve farklı karakterlerle geçen oyunun hikayesi oldukça başarılı. Yapım oyuncular tarafından serinin en iyi oyunu olarak hatırlanıyor. Technology gets stronger, but we got weaker. Dördüncü jetonumuzu serinin 9. oyunu olan Call of Duty Black Ops 2'ye harcıyoruz. Seride ileri teknolojinin ilk defa kullanıldığı oyun, aynı zamanda karar verebileceğiniz anlar sunarak hikayeyi sizin yönlendirmenizi ve oyunu farklı sonlarla bitirebilmenizi sağlıyor. Son jetonumuzu geçtiğimiz günlerde lansmanı yapılan Call of Duty Infinite Warfare'a harcadık. Artık teknolojinin iyice ilerlemiş olduğu gelecekte geçen oyunda özel hava harekat birliğinden Kaptan Nick Reyes'i canlandırıyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı ile yola çıkan seride bu kez dünyada değil güneş sistemi çevresinde savaşıyorsunuz. Evimizdeki internete bağlı cihaz sayılarının artması ve bu cihazların tamamının kablosuz internet üzerinden web'e açılması beraberinde önemli bir sorunu getiriyor. Yüklenme sonucu verimsiz internet hızları. Kablosuz internet yayını yapan modemler ve routerlar, bilgisayarların yanı sıra akıllı telefonlar, akıllı saatler, akıllı televizyonlar ve oyun konsollarına aynı anda internet sunmaya çalışıyor. Temel modellerin çoklu bağlantılarda verimliliği düşebiliyor. TP-Link satışa sunulan yeni model akıllı telefonların yeni nesil kablosuz ağ standardı olan 802.11ac desteğine dikkat çekiyor. Bu cihazlar multiple user, multiple input, multiple output yani çok kullanıcılı çoklu giriş ve çoklu çıkış teknolojili modem router modelleriyle daha verimli çalışıyor. Bu teknolojiye sahip modem routerlar birden fazla cihaza eş zamanlı hizmet verebiliyor. Telefon ve cihazların haberleşme için kuyruğa girmesi gerekmiyor. Bu sayede bağlantı hızları tüm cihazlarda daha verimli kullanılabiliyor. Daha önce duyurulan dış mekanlarda 50 kilometre kablosuz ağ oluşturan cihazları da düşünürsek, yakın gelecekte bağlantı aradığımız cihazlar için bir Wi-Fi noktası bulmamız daha kolay olabilir.
sosyal medya kullanıcıları arasında sıklıkla görülen yemek fotoğraflama ve paylaşma eylemi bir şirketin reklam filminde bu teknolojinin olmadığı zamanlar ele alınarak eleştirildi. Günümüze vurgu yapan kurgusuyla dikkat çeken reklam, Instagram'ı 18. yüzyıla uyarlamış. Yemeğine başlamadan önce fotoğrafını çekerek paylaşanların sayısı artarken, yayınlanan reklam çalışmasında yemek için masada bekleyen bir aile görünüyor. Yemeğe başlamadan beklenen ressam geliyor ve yemekleri elinden geldiğince hızlı şekilde resmediyor. Daha sonra resmettiği tablo farklı yerlerde insanların beğenisine sunuluyor. Birkaç beğeni sonrası ailenin yanına geri dönen ekip tablonun beğenildiği mesajını ilettikten sonra yemek başlıyor. Çalışmanın sonunda verilen mesaj ise manidar. Bu bir yemek, yarışma değil, rahatlayın. Tesla ve SolarCity CEO'su Elon Musk, uzun süredir beklenen güneş çatılarını ve ev bataryası Powerwall 2'yi tanıttı. Los Angeles'ta düzenlenen etkinlikle tanıtılan ürünler, alternatif enerji kullanımında yeni bir döneme işaret ediyor. Tamamen güneş hücrelerinden oluşan güneş çatıları, Amerikan evlerindeki klasik çatıdan farklı değil. Görünümüyle dikkat çeken güneş çatısı, yağmur ve hatta dolu dahil olmak üzere her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı olduğu gibi sıradan bir çatıya göre daha iyi bir yalıtkanlık sunduğu da Musk'ın belirttikleri arasında yer alıyor. Güneş çatılarının fiyatıyla ilgili net bir bilgi vermekten kaçınan Musk, enerji depolayan yapıyla çatı için normal bir çatıyla standart elektrik ücretinden daha uygun olacak ifadelerini kullandı. Öte yandan solar panellerle ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Çin ve Kuzey Amerika'da kurulumu devam eden yeni Oasis, enerji santralleri drone ve robotları kullanacağı haberleriyle gündeme geldi. Dronelar havadan uçarak sorunları tespit ederek anlık veri toplayacaklar. Robotlarsa panellerin temizliği ve güneş konumuna göre açıyı ayarlayacak. Dev teknoloji şirketleri dünyanın ücra noktalarına balonlarla ve güneş enerjisiyle çalışan dronlarla ücretsiz internet ulaştırmak için projeler yürütüyor. İnternet erişimi artık insanların temel haklarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de internetin teknolojinin daha fazla yayılması için yeni bir çalışma başlatıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından projelendirilen Kalkınma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliğiyle ortaya çıkarılan ücretsiz internet projesi sonunda hayata geçiriliyor. Yoksul ailelerin teknolojinin sağladığı kolaylıklardan yararlanabilmesi ve sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak güncel teknolojilerden herkesin eşit şartlarda faydalanabilmesi adına hayata geçirilen çalışma, özellikle internete erişmek isteyen küçük yaştaki çocukların bu esnada dış dünyada karşılaşabileceği olumsuz etkilerden ev ortamında kalarak korunabilmesini amaçlanıyor. Gelişen teknoloji ve internetle birlikte hayatımızı saran sosyal ağlar her geçen gün farklı yeniliklerle kullanıcıları kendisine daha çok bağlıyor. Biz de bu hafta bu konuyu işleyen Sosyal Ağlar Tarihi adlı yayını haftanın kitabı köşemize aldık. Buğra Ayan, Sosyal Ağlar Tarihi isimli kitabında dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan sosyal ağların gelişimlerini anlatmış. Geçmişten bugüne farklı sosyal ağların nasıl oluştuğunu, farklılaştığını, yok olduğunu anlatan kitapta köklü bir tarihi olan birçok devletin kendi ağlarını oluşturduğu vurgulanıyor. Arkadaşlarını bu sloganıyla başlayan sosyal ağların baş döndürücü gelişimini anlamak ve kendi girişimlerini, projelerini yapmak isteyenler için Buğra Ayan'ın kitabı yol gösterici nitelikte. Oyun ve teknoloji dünyasından haberlerin yer aldığı programımızda şimdi kısa bir reklam molası. Teknolojik gelişmelerin yer aldığı programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu hafta yerel haberlerle öne çıkan sitelere örnek olması açısından Ataşehir Online'ı ele aldık.
1997 yılından beri yayında olan ataşehironline.com adından da anlaşılacağı üzere İstanbul'un Ataşehir ilçesi üzerinde özelleşiyor. Minimalist yapısıyla dikkat çeken site 20.200 yerel haberle ilçenin en kapsamlı haber kaynaklarından. İnternette bir haber sitesinin başarılı olması için gerekli kriterler arasında yer alan, istikrarlı çalışarak günceli Ataşehir özeline sadık kalarak yakalayan site, başlıklarda tık avcılığından uzak durarak bölge dışında kalan haberlere de yer vermiyor. Habertürk'te teknolojik olarak bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya teknoloji ve oyun dünyasından yeni haberlerle yeniden buluşuncaya dek bize Habertürk TV Twitter adresimizden ve diğer sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Habertürk.tv internet sitemizden teknolojiyle ilgili haberleri takip edebilir, son gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Programda emeği geçen herkes adına teknolojik izlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.